Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulundu. Çatışmaların durdurulması talep edildi. Bu taleplerin olduğu karar tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edildi. Ee, ama ne olacak? Karşılık bulacak mı? Ee, bu önemli. Ama önce Genel reddedilmişti Kurul'dan reddedilmişti değil efendim. Mi? Daha daha mi? önce reddedilmişti. Şimdi evet. E, fakat hani bu. E, Hani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde hep veto ile karşılaşıyordu. İşte Amerika'nın tasarısını, Rusya Rusya'nın tasarısını Amerika ya da Fransa reddediyordu. En nihayetinde işte kimler sundu bu tasarıyı bu da önemli. Ve bu çağrı şey bulacağını Güvenlik Konseyi'nde mi? Genel kurul. Genel kurul. Genel genel o nedenle hani gidecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik yani Konseyi ayrı. üzerinden değil genel kurul. Ee, ama ilk defa bir uluslararası biliyorsunuz Tabii. işte Avrupa Birliği ateşkes Terimini kullanamadı. Beş saat bunu tartıştılar. Ateş kes diyelim mi demeyelim mi? İnsani yardım için mola demeye karar verdiler. Yani işin geldiği, evet işin geldiği nokta bu. O anlamda çok acayip. Gazze'de bütün iletişim kesilmiş durumda ve dediğimiz gibi geniş çaplı bir operasyonu var. Hem karadan hem havadan ama o kara harekatı başladı mı hayır tam olarak onun başladığını söyleyemiyoruz. Uluslararası Ajanslar ve İsrail'den Hamas'tan gelen açıklamalara baktığımızda onu da bir dipnot olarak e, düşeyim. Han Yunus'tan bu görüntü geliyor ekrana. Hastane e, yakınından gelen bir e, görüntü. Ee, bu arada hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı iddiasını bu gece tekrarladı İsrail hatırlayacaksınız Eşkıf Hastanesine yönelik saldırı 471 kişi orada en az hayatını kaybetmişti o iddiaları da tekrarladı Hamas da reddediyoruz dedi böyle bir şey yapmıyoruz dedi bugünkü son açıklamaları söylüyorum size şimdi az önce araya